İbrahim abi, macunlarını da vurdun herhalde he? Evet, vurdum. Şimdi zımparayı bekliyorlar. Biraz daha kuruyacak mı yoksa? Macunlar kuruyacak. Ha, macunlar ince, kuruduktan ince sonra. İnce zımpara. He. İnşallah daha çatlamazlar. Ama kuru, kurudu da bu zaten. Kuru selamun da... aleyküm. Aleyhine aleyküm selam. Oho Temel Aga, hoş geldin. Hoş bulduk, sağ ol. Ne var ne yok ya? İyi, ne olsun. Körüysün değil mi bunları? Görmem oğlum mi? Sanat eseri, sanat eseri. Yani bu öyle çutukluya bakma ha. Ya bana bak. Bu İbrahim kardeşim var ya. Bu konuda böyle marangoz ağaç konusunda. Ya buna bunun için demiyorum zaten. Her konuda, her sanat konusunda elinden gelmeyen herhangi bir şey yoktur. Ama, her şeyi de çok muntazam yapar yani. Ama bu neyden kaynaklanıyor? İşini severek yapıyor. Şimdi mesela arıcılık dediğin zaman İbrahim abinin üzerinde Karasu'da arıcı var mı? Yok. Yok. Ben tanımam. Her sene de balımı zaten alırım. Onun balının güzelliği, organik oluşu. Ha işte ağacı da aynı şekilde yani. Severek yaptıktan sonra sıkıntı yok. Çok güzel de bayağı. Böyle ne şahane sehpalar yaptı. Gördün mü sehpaları sen? Gördüm, bakacağım onlara. He. Sen onu bunu bırak da sen nereden geliyorsun? Ben çarşıdaydım. He. Ulan hani biz ava gideceğiz. Ava mı? He. Ulan ne avı ya? Nasıl ne avı? Ya bu havada ava gidilir mi? Ne zaman gideceğiz? Ya görmüyor musun Erdoğan? Günlük, güneşlik. Tam kışın ortasındayız arkadaş ya. Bu kadar güzel havalar olur mu? Bu nedir yani? Bu küresel ısınmadan mı kaynaklaşıyor bu olay yani? Ha? Ya zaten kafam başımıza gelmeyen sıkıntı yok ki. Her şeyi insan kendine yapar da İbrahim evet, abi. Evet. Şimdi av dedin mi? Avın böyle bir zevki olması lazım. Anladın mı? Böyle hava soğuk olacak, kar yağacak, kara kömür edeceksin, çıkacaksın, tamam mı? Köpek peşinde, anladın mı? Ya biz karı beklersek o zaman sen bize de ki hava gitmeyecek de. Yağmasa yani, ne olacak? Ya tamam, çiderik hava, çiderik, çitmezlik değil de ama ne bileyim. Her an bir hani zevki olmaz yani. Bağ öyle geliyor, ne bileyim. Ha, sen... Ya şimdi bak uşaklar, av dediniz da bundan 10 sene var herhalde. Yaklaşık tabii. Bir 10 sene var. Çıktım şeye, bu polu taraflarına ava çıktım, anlıyor musun? Kar ne kadar biliyor musun? Ne kadarıyla? Ver beni 3-4 metre kar. Öyle kar yağmış. Tabii. O karı yere yerime böyle, anlıyor musun? Oralar yüksekti ya. Yüksek. O bir çöl var orada, çöl. He. Çöle gidiyorum yani. Ördeğe yani. He, ördek avına. Tabii, ördek avına. Öyle çıktım bir yere, öyle kendime bir yer yaptım öyle. Karın izini. Pusuya yattın. Tabii, pusuya yattım, öyle bekliyorum. O arada baktım bir sesler geliyor bu havadan. Baktım bir ördek sürüsü. Hemen öyle tam paşımın üzerine öyle çezerken İki adet, bir baktım iki taneyi düşürdüm. Aha. Tabii. Vurdun he? Herhalde. Ama gel gelelim ki çölün öbür tarafına düştüler. Ne olacak şimdi? Kafayı taktım, dedim bunları almam lazım. Ne yapayım? O çölün etrafını ben kardeşim 3,5 saatte dolaştım. Karşıya geçtim. Oo. Tamam mı? Ördeklerin düştüğü yere geçtim yani. O karda kıyamette gittin yani. Herhalde. Tabii. Köylüleri gördüm orada. Bir baktım ki ekim biçiyorlar. Anlıyor musun? Dedimlere ya arkadaşlar burada ördek gördünüz mü? Dediler bana ne ördeği? Dedim ya o karşıdan dedim ateş ettim. İki tane ördek vurdum. Buraya düştüler, bu tarafa düştüler dedim. Ben karşıdan 3,5 saat yürüdüm, buraya geldim. Hani buralara düşen ördek gördünüz mü? Dediler bana, görmedik. Neyse. Başladım arama. Anlıyor musun? Orayı ara, burayı ara. Kar zaten boğacak beni neredeyse. Ama o düşmüştür karın içinde, kaybolmuştur. Ya tamam da kafaya takmışım ya. Arayıp bulacağımları yani. 3,5 saatte dolaştım orayı.
Ben oraya bırakar mıyım? İlla ki araya bulacağım yani. Ula orayı ara, burayı ara. Ağaçların tiplerini. Ağaçlar yok zaten. Yarıya kadar kara çömülmüşler. O derece kar var. Tabii, ha? Tabii. Oradan ara, orayı ara, burayı ara. Bir baktım bir ev gördüm orada. Kilitlip kapıya vurdum, tamam mı? Bir adam çıktı. Dedi, kardeşim hayırdır? Dedim ya arkadaş, ben iki tane ördek vurdum. Peki buralara düştüler, kördün mü yani? Dedi, vay. Yok dedi kardeşim, burada ördek burada görmedim dedi. Neyse oradan çıktı. Çıktım böyle 200-300 metre daha çıktım. Arayarım ama bu arada. Arayarak gidiyorum. Her ağacın tipini her tarafa baka baka gidiyorum. Çıktım başka bir eve. Kapıya vurdu bir bayan çıktı. Dedi buyur beyefendi, hayırdır dedim. Yani bu karda, kışta bu 4 metre, 5 metre kar buralarda ne yaparsın sen? Ya dedim hanımefendi dedim. Ya ben o karşıdan dedim iki ördek vurdum da bu tarafa düştüler. Yani buralarda böyle ördek gördün mü? Yani düşmüş ördek filan. Dedi bu yok dedi beyefendi, görmedim dedi. İyi tamam dedim. Hadi eyvallah deyiz. Oradan da çıktı. Dolaşıyorum. Ama kafaya koydum. O mevkiyi komple arayacağım. Didik didik edeceğim. Ya bir dakika ya. Bir şey soracağım. Bir şey benim kafama takıldı. Buyur. Sen hani o ilk gölü bir tarafa geçtiğin zaman dedin ya köylüler dedin ekim biçeydiler. Sen şimdi ördeğe karı marı bırak da öyle arazi o karda kıyamette ekim biçilen toprak nerede? Orayı unutmadınız mı? Yok. Nasıl? Köylüleri gördüm orada. Tamam mı? Köylüleri gördüm. Ekim biçeyiler. Anladın mı? Yere bak gel. Ha şeyde var. Köylülerden. Ya. Şimdi yere bak gel. Tuşunu ya. Allah Allah. Ha orası da güzel tabi. Orayı unutmadınız mı? Yo. Nasıl? Nasıldan güldün? Nasıldan sonra mı güldük? Ne yaptık? Bilmiyorum. Fark etmez ki. Fark eder mi halı? Tamam, orada mı gittin? Finali alalım abi. Finali al, finali. Hayır, orayı unutmadınız mı? Oradan alalım. Yok yok, ben şey yapayım ya. Sorayım sana. Ahmet abi. Ha sen de yok de ben ondan sonra nasıl diyebilirim. Tamam hadi. Hazır. Ya bir şey takıldı kafama. Hayır. Sen hani o gölü ilk karşıya doğru dönmüştün ya. He. Sen şimdi örde, karı, toprağı şunu bunu bırak. Hep olmadı. Oraya nasıl girmiştim? Sen orayı boş ver abi. Sen orayı boş ver. Ben son... Ha. Son şeyimi de... Ha. Sen... Ben sana... Orayı unutmadım. Orayı unutmadınız mı? Hadi hazır. Orayı unutmadınız mı? Yok. Nasıl? Bir daha alalım o zaman. Hazır. Evet. Ben de.